Kübra, oradan alıp o zaman benzer bir soruyu Bülent Bey'e soralım mı? Bülent Bey'e soralım tabii Bülent ki. Bey, kampanya dedi Kübra, önemli bir nokta. Kampanyayı çok kalabalık bir ekip olarak çıkıyorsunuz. 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bir Cumhurbaşkanı adayı. Bütün mitingler hep birlikte mi yapılacak? Ortak bunun üzerine, miting yapılacak mı? Güzel bir yani şey. Bunun üzerine çalışıldı mı? Belli mi? Şöyle iki seçime gidiyoruz. Yani biri Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi, diğeri Cumhurbaşkanı seçimi. Cumhurbaşkanı seçiminde ortak bir adayla gittiğimiz için elbette hem Cumhurbaşkanı seçiminin stratejisiyle milletvekili seçiminin stratejisi farklı olacak. Milletvekili seçimini her parti kendisi bağımsız olarak bir kampanya yürütürken, Cumhurbaşkanlığı adayımızın kampanyasını elbette her 6 siyasi parti birlikte koordine etmiş olacaklar. Bir kısım mitinglere genel başkanların hep birlikte katılması söz konusu olabileceği gibi, bazı mitinglere de her genel başkanın ayrı ayrı veya birkaç genel başkanın birlikte katılacağı süreçler de olacak. Bunun için de elbette bunları çalışacak bir komisyon kurulup, hem profesyonel ve uzmanlarının içerisinde yer aldığı, hem her partinin siyasal kişiliklerinin yer aldığı bir seçim koordinasyon merkezi kurulur ve orada bunlar karara bağlanır. Bundan sonraki çalışacağımız husus da kampanyanın bu detayları olmuş olacak. Bülent Bey, bir soru da ben sorayım. Tamam. Pardon. Bu sırayla Deniz Zeyrek. Şimdi bu siyasi partiler yasasında hep tartıştığımız bir şey var. Böyle kampanyaların, daha doğrusu adayların gelir kaynaklarının şeffaflığı açısından Türkiye'de de böyle bir kültür otursun diye konuşuyoruz. Şimdi Kemal Bey ortak aday ve kampanyasının bir maliyeti olacak. Onlar konuşuldu mu? Yani her parti taşın altına elini sokacak mı? Güzel, toplanan yardımlar nasıl açıklanacak? Şöyle Deniz Bey, zaten Cumhurbaşkanı seçimine dair ilgili yasa, Cumhurbaşkanı adayının gelirlerinin şeffaf bir şekilde bir hesapta toplanması gerektiğini, seçim harcamalarının da seçimden sonra bu hesapta hesabının verilmesi gerektiğine dair bir düzenleme var. Yani dolayısıyla partiler elbette kendileri bazı harcamalar yapmış olacaklardır ama Cumhurbaşkanı adayı zaten bir bağış ve kampanyayla bu gelirlerini finanse edecek. O bağışlar da şeffaf bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın hesabında toplanmış olacak. Ve o paraların da nerelere harcandığını ilgili Cumhurbaşkanı hesabını vermiş olacak. Bu manada toplanan paralar, ifade ettiğim gibi, Cumhurbaşkanı adayının belirlediği hesapta toplanacak. Harcamalar da yine şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Peki, partiler tabanlarına çağrı yapacak mı? Kampanya desteklensin, adaya destek verilsin diye. Elbette. Biraz mesela ABD bir miting oluyor. Yapıldığı zaman niyetinde o mitingin organizasyonunu, katılımı, coşkusunu, belki tanıtım materyallerinin ilgili yerlerde asılmasından tutun da işte konvoylara varıncaya kadar, yani bir seçimin gerektirdiği her şeyi siyasi partilerle birlikte yapacak Cumhurbaşkanı. Çünkü 6 siyasi partinin teşkilatları aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayının yereldeki kampanya unsurları olmuş olacak. Biraz bir çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani siyasetin finansmanı Türkiye'de hiçbir zaman şeffaf olmadı. Siz bunu vaat ediyorsunuz, öyle mi? Bağışçıları bütün detayları. Şöyle, yani bu vaat elbette, yani siyasi partilerin de bütün hesapları Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebiliyor. Ama Cumhurbaşkanı seçim kanunu ile ilgili düzenlemede de Cumhurbaşkanı'nın kampanya gelirleriyle ilgili gelirlerin toplanacağı bir hesap ve bunları da harcayacağı bir ödenekleri ifade etmesini yani zorunlu kılıyor. Evet. Evet, bir soru da ben sorayım. Buyurun Hasan. Şimdi tam da dediniz ya, iki aşamalı bir seçim bu. Bir Cumhurbaşkanı seçimi, ikincisi de parlamento, milletvekili seçimi. Siz CHP'nin listelerinden aday göstereceksiniz değil mi? O belli oldu. O da güzel bir soru. Ve bu konuda nasıl bir kontenjan? İlkine cevap verirsen belki ikincisi bağlantılı olabilir. Buyurun. Şimdi bizim bugüne kadar, yani tek bir dakika dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden girilmesiyle ilgili ne bir görüşmemiz ne bir pazarlığımız söz konusu olmamıştır. Ama seçim yasasının özellikle Nisan 2022'de değiştirilmesinden sonra AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin bazı seçim çevrelerinde tek listeyle ya da bütün Türkiye genelinde tek listeyle girilmesi gibi bir durum söz konusu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti listelerinden girilmesine dair kulislerde konuşulan hususlar var. Çünkü bu yeni seçim yasası bunu gerektiriyor. Bu manada ifade ettiğim gibi bizim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girilmesine dair tek bir görüşmemiz dahi olmamıştır. Ama
6 siyasi partinin genel başkanının oluşturmuş olduğu bir komisyon var. Bu komisyonun hedefi var olan partilerin milletvekillerinin paylaşılması komisyonu değil. Bu komisyon bu seçim yasalarının getirdiği işbirlikleri imkanlarını ortaya koyarak bizim güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için asgari 400 olmazsa 360 milletvekiline ulaşabilmek için farklı seçim çevrelerinde nasıl bir işbirliği ortaya koyacağımıza dair bir işbirliğidir. Yoksa herhangi bunlar bir partinin... Bunlar da anlaştınız mı yoksa ittifak konudaki, evet, içinde ittifak... Talebiniz yok, anladım çalışmalar... da nasıl bir formül bu? Belli yani, oldu mu? Hasan Bey şöyle de olabilir. Yani şöyle de olabilir. Bazı seçim çevrelerinde Cumhuriyet Halk Partisi de bizim listelerimizden girebilir. Bazı seçim çevrelerinde İYİ Parti de başka partinin listelerinden girebilir. Yani bu her seçim çevresinde o ilin, o seçim çevresinin sosyolojisine göre konuşulacak bir şey. Yani yoksa bunlar milletvekili çıkaramıyor, hadi şöyle yapalım gibi bir paylaşımdan bahsetmiyoruz. Farklı ama bunlar belli değil. Daha konuşacaksınız bunun... herhalde. Yani komisyon o... şu an çalışıyor. Ama çalışmanın mantığı hep beraber 360, yani daha fazla milletvekilini hep beraber nasıl çıkarabiliriz? Yoksa var olan milletvekillerini nasıl paylaşırız komisyonu değil. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Peki. Evet. Benim de kritik bir sorum olacak. Şimdi daha önce Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisinden istifa edeceği, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından duyduğumuz bir şeydi ama bu konuda bir fikir değişikliği oldu. Cumhurbaşkanı geçiş sürecinde partisinden istifa etmeyecek anladığımız kadarıyla, ama şu belli değil. Başkan yardımcıları olacak genel başkanlar partilerinin genel başkanlığından istifa edecek mi Bülent Bey? Şimdi anayasa ve yasa gereği Cumhurbaşkanı yardımcılarının partisinden istifa etmesini gerektirecek bir durum yok. Genel başkanlarımız zaten partinin başında, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiği zaman da partilerin başında olacak. Burada sizin ilk ifade ettiğiniz kesinlikle bir ifade yok. Çünkü yine 10. maddeye atıfta bulunarak, çünkü bunların her kelimesi ve her cümlesi özenle seçilmiş ibarelerdir. Rastgele yazılmış değil. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 10. maddeden bahsediyorum. Evet. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın var ise siyasi parti üyeliği sona erecek. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı takdirindedir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde partisindenle ilişkisini kesip kesmemek Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir. 6 siyasi parti olarak biz Cumhurbaşkanı'na bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi devam ederken partisinden ayrılma zorunluluğu getirmiyoruz. Bu tamamen ilgili partinin kendi iç bünyesinde yapacağı bir değerlendirmeyle ama, alakalıdır. Ama, Kemal ama Bey... parlamenter sisteme geçince Cumhurbaşkanı zaten anayasal olarak varsa partisiyle ilişkisi kesilmiş olacak. Kemal Bey ama rozetimi çıkarırım demişti yanlış hatırlamıyorsam. İşte, yani Deniz Bey onun için söylüyorum. Bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdirinde olan bir husus. Yani bizim Sayın, yani elbette kampanya döneminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak değil, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlarda gezip destek talep edeceği için Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak oy istemeyecek. Zaten Cumhurbaşkanı seçim yasası gereği parti amblemleriyle seçime girmiyorsunuz. İlgili Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı ve isminin yer aldığı oy pusulaları seçmenin önüne gelecek. Yani siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na mühür basmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminin altına mühür basmış olmayacaksınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının ve isminin yer aldığı pusulaya doğru, haklısınız mühür basmış ama ben şunu kastediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiği gün yakasından parti rozetini çıkaracağını daha önce açıklamıştı. Vaat etmişti. Yani, bu sözünden niye geri döndü işte diye de merak İşte bu doğru, ediyorum. Haklısınız. Hayır, yani siyasi geri döndüğüne bu... dair bir şey yok. Yani burada parti rozetini bırak çıkarmak bir... ayrı bir şey. Şimdi Deniz Zeyrek parti rozetini hayır, çıkarmak yasa... ayrı bir şey. Genel başkanlıktan ayrılmak Deniz başka Bey, bir şey. Yani hayır şunu söylüyorum Kübra. Buyurun. Yazılan metinde takacak, bunu takmak zorundadır demiyor. Böyle bir şans tanıyor. Diyor ki sen diyor geçiş süreci bitene kadar partinin başında kalabilirsin ama parlamenter sisteme geçtiğimizde bunu çıkarmak zorundasın. Peki, ama bunu, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı neden seçildiğinde ben parti genel başkanlığını bırakacağım diyor. İşte benim de ifade etmek istediğim Deniz Bey, ben de ifade etmek istedim. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun takdirinde olan bir husus. O var ise ibaresi onun için konulmuş bir şey. Yani Sayın Kılıçdaroğlu daha güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeden önce de partisiyle ilişkisini sona erdirebileceği gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecine kadar partisiyle ilişkisini hayır, devam ben, ettirebilir. Ben röportajlarından hatırlıyorum. Röportajlarında işte o... Cumhurbaşkanı'nın seçildiğim gün partiden bağımı keseceğim,
diye açık açık ifade etmişti. Yani evet, doğru, orada o madde var diye Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme geçene kadar CHP genel başkan olacak diye bir kural yok ha. Belki CHP kendi yerine geçecek olan kişinin belirlenmesi vesaire o süreçleri yönetmek için bir ay geç istifa İşte onun için var ise ibaresi tam da bunun için konulmuş bir şey. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi beklemeden de parti genel başkanından ayrılabilir. Yani diğer siyasi partiler bu konuda bizim bir dayatmamız ya da mutlaka şöyle olsun gibi bir şeyimiz yok geçiş sürecinde. Onu ifade etmeye çalışıyor. O zaman Bülent Bey. 15 Mayıs'ta bayağı Kılıçdaroğlu'nu geniş yetkilerle Bülent donatmışsınız. Epey ciddi Bülent Bey. Tam gerçekten tam o yani. Bülent Bey. Şimdi parlamenter sisteme geçiş sağlayacak kadar mecliste bir çoğunluk elde edemezseniz, yani bu olmazsa eğer, o zaman Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve bu Cumhurbaşkanlığı süresi boyu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına da kendi istiyorsa devam edebilecek, öyle değil mi? O Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç işleyişi. Ama söz vermişti Bülent Bey. Şart koşmuyoruz. Ya şimdi, ama yok bir yayında şimdi, söz vermişti. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Şimdi, efendim? Tamam Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Doğru diyor yani. Onu tamam, Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Yani. Ama hani bunlar da hep ben, özel... Ay söz yani, verdi zaten. Şimdi Bülent Bey, ya. Ben diğer, ısrar, diğer benim ısrarımın sebebi şu. Bizim bir... Benim ısrarımın sebebi şu. Onu kastediyorum. Şimdi diyor yani bugüne kadar biz bu altılı masayı yani sizin konsensüs sağladığınız o masayı konuşurken esas Sayın Erdoğan'ın siz tek adam olduğunu, parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini, partili cumhurbaşkanı olamayacağını bunlar üzerinden ittifak yapmış bir altılı masa var orada. Ha bunları konuşmak için çok erken biliyorum ama şimdi olayın heyecanıyla biz de gazeteciyi soruyoruz. Şimdi tabii, bütün haklısınız. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç işidir deyip bir kenara koyulacak işler değil. Evet. Bu millet size oy verecekse verebilir, vermez. Soru, milletin takdiri. Yarın seçimi alırsanız tabii, o zaman millet size der ki partili cumhurbaşkanı olmayacak demiştiniz. Ayrıca başkan yardımcılarının partili şöyle, olması da yine bakın, eleştiriyor. Partili olmayacak dediniz. Başkan yardımcıları olmayacak dediniz. Bakın ben erken soruyorum. Farkındayım. Yani bu cevap sizin için siz çok mutlu geceye herhangi bir şey gelsin diye sormuyorum. Sizi zorda bırakmıyorum. Hayır, ama hayır, bunları haklı bunları yapmanız haklı gerekiyor. Bir soru ben de cevap bunlar vazgeçilecek haklı bir işler soru değil. Ben de cevap vermek istiyorum. Haklı bir soru ben de cevap vermek istiyorum. Evet, dediğim evet. gibi bu 12 madde Faruk Bey rastgele yazılmış maddeler değil. Tam da sizin bu haklı sorularınıza kamuoyunun cevap bulabilmesi için yazılmış bir metin. Birinci madde, ben bugün sıklıkla bu metne atıfta bulunuyorum. Çünkü hazırlanmasında bulunduğum için detaylı hatırlıyorum. Birinci maddemiz, geçiş sürecinde Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistem ilke ve hedefleriyle mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Yani tek adam rejimiyle Cumhurbaşkanı'nın her şeyi yapabileceği bir geçiş süreci yaşamayacağız. Buna dair Cumhurbaşkanı kararnameleri çıkaracağız. Buna dair yasalar çıkaracağız. Buna dair meclis iş tüzüğünü düzenleyeceğiz. Yani ama bizim de bağlı olduğumuz bir anayasa var. Tabii. Anayasa değişmediği müddetçe bunların ancak sınırlı bir kısmını yapabiliriz. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesek dahi Sayın Erdoğan'ın bir gece yarısı kararnamesiyle rektörün görevden alınıp ya da yanlış bir üniversitenin isminin yazıldığı resmi gazete uygulamalarını görmeyeceğiz. Ya da Sayın Erdoğan'ın ilk önce Merkez Bankası'na atanma şartlarını bir kararnameyle belirlediği, bir dakika sonra da ilgili Merkez Bankası Başkanı'nı atadığı ya da rektör atama şartlarını belirlemek için bir kararname çıkarıp bir dakika sonra da bu yeni kararnameye uygun şartları taşıyan bir rektörün atayacağı bir yönetim tarzı görmemiş olacağız. Yani bunu ifade etmeye çalışıyorum ama peki. Anayasa bağlıyor bizi. Tamamdır. Bu anayasanın müsaade ettiği çerçevede biz ortak akıl ve istişareyle Türkiye'yi yöneteceğiz. Sayın Erdoğan gibi yönetmeyeceğiz çünkü biz Sayın Erdoğan'ın yönetim tarzının bu ülkeyi getirdiği noktayı 2018'de verin bu kardeşinize yetki görün etkinin bugün etkilerinin ne derece derinden hissedildiğini görerek geliyoruz. Onun için 2018'den 2023'e kadar Sayın Erdoğan'ın yönetim tarzıyla bu ülkeyi yönetmeyeceğimizi burada taahhüt etmiş oluyoruz. Peki.
Çok teşekkür edelim Sayın Bülent Kaya. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya bugün 6 partinin imzasıyla imzalanan 12 maddelik geçiş süreci yol haritasına dair merak ettiğimiz soruları yanıtladı. Masada bugün neler olup bittiğine dair fazla tüyo vermek istemedi. Konuşuldu, bitildi artık, onlara önemi yok dedi. Hayırlı olsun diyelim Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da yine ederiz. Seçim süreciniz ve kampanyanızda. Yine ilerleyen günlerde çokça sorularımız olur sizlere. Hayırlı çok olsun. Teşekkürler, iyi geceler. İnşallah. Bugün yani Sayın Cumhurbaşkanı da 10 Mart'ta seçim kararı alacağını ifade etti. Doğru, dolayısıyla 14 açıkta, Mayıs duyurdum. Türkiye'nin seçim tarihi. Biz de 15 Mayıs'ta Türkiye'nin yeni Mayıs'lara uyanacağını ve kuvvetler ayrılığına dayanan daha demokratik bir Türkiye ile bir başlangıcı olacağını umut ederek sizlere ve konuklarınıza teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de adil ve demokratik bir yarış olması temennisiyle hayırlı olsun diyoruz bütün adaylara. Çok teşekkürler efendim.